الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le müminler birbirlerine mihriban buluşluğu ve umumi ümmetke rahimdil buluşluğu hakkında şu mezmununu ifadalavcı köp hadis-i şerifleri var. Hatta bu hadis-i şerifler şu derslerini kursatadı ki namaz vaktide hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetke kançalik mihriban bölgelliklerini kursatadı. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurayrata radıyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal İza salla ahadukum linnasi fel yukhaffif fe inne fihimul da'ifa ve s-sakima vel kebir وَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Sizlerinin bittelerinizi adamlarına namaz okup beredigen bulsa, yani imam beledigen bulsa, yengil namaz okup birsin. Çünkü adamlar içi de zayıf kimseler ve keselmen kimseler, yaşı uluğ kariyeler var. Eğer sizlerini bitteleriyle tanha vakitte, tanha halette namaz okusa, hala gençe uzun namaz okursun dediler. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet kılmadı ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem odamlarni o'tkarma ro'za tutishlikdan ham qaytarishganlar. Va anha radhiyallohu anha qolat nahahumun nabiy sallallohu alayhi va sallam anil visol rahmatan lahum. Faqalu innaka tuwasilu. Qala lastu ka hay'atikum inni abitu yut'imuni rabbi va yaskini. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet kılınadı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashablarını ötkerme roze tutuşluğundan kaytar geller. Ötkerme roze iftar kılmazdan seherlik kılmazdan yani ikinci künge bağlar roze tutuşluk. Hatta ibadetki ashablar şu derecede kattık birleşkene geller ki ötkerme roze yani iftar saharlik kılmazdan türüp ikinci günde hem hatta üçüncü günde hem bağlar roza tutuşar ekenler. Şunda ularga mehribonlik kılıp ötkerme roza tutuşlikten kaytardılar. Ular ashablar yani sual kılıştılar ki öziz şunda kılasız o de peygamberimizge sual kılıştılar. Şunda aytgan ekanlar ki men sizlarning holatingizlarga o'xshagan emasman. Men Rabbim meni yedirib ichirgan holatda yuraman dedilar ana. Mehribonliklari ularni har qancha ibodatga targ'ib qilgan bo'lsalar ham ba'zi o'rinlarda mana hozirgi o'tkarma ro'zadan qaytargan ekanlar. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam islom dinini olib kelganliklardan ilgari odamlar shunchalik yemoq, ichmoqqa g'arq bo'lib ketgan kishilar oz muddatda qanchalik tarbiyalanganliklarini ham ko'rsatadi. Oz muddatda ular butun umrlarini yeyish ichishlikka bag'ishlab yurgan odamlar o'tkarma roza tutadigan darajasiga chiqqanligini ham ko'rsatadi bu tarafda. Bizlarga ba'zi hozirgi vaqtdagi tushuntirishlar hech foyda qilmayotganga o'xshagan birodarlar.
Ana endi qalblar shunday Allohning hukmiga shunday bo'lgandan keyin ularga mehribonona ularni haqiqat yo'liga yo'lladilar yana. Hatto u kishining mehribonliklari namozda ham sodir bo'lardi. Hozirga aytgan hadisimiz ham shunga dalolat qilardi. Mana bu quyidagi hadis undan ham kuchliroq bir dalolat qiladi. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته كراهية أن أشق على أمه. إمام البخاري رواية قال بحديث شريفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلركي men namozni o'qishlik uchun kishilarga imom bo'lib o'qib berishlik uchun o'rnimdan turaman va namozda bir uzun surani o'qib bermoqchi bo'lamanda quloq qoqqanimdan keyin shu hadisdan shu mazmun chiqadi. Go'dak bolani yig'isini eshitib qolaman. Namozimni uzun sura o'qishligini to'xtatamanda qisqaroq sura o'qiyman. Shu namozda turgan shu bolaning onasi xayoli parishon bo'lib qolmasligi uchun dedilar. Mana bu hadis sharifdan namozda uzun sura o'qimoqchi bo'laman. Shu namozda keyin go'dak bolaning yig'isini eshitib qolaman. Go'dak bolaning onasi shu namozda turganligi uchun xayoli parishon bo'lib fitnalanib qolmasligi uchun namozda qisqa o'qiyman deganlari bu nihoyat darajada ummatga mehribon bo'lganliklarini ko'rsatgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan shu namozda ayollar ham ishtirok etayotganligini ko'rsatadi birodarlar. Shun bilan birga islomda go'dak bolasi bo'lgan ayollar ham masjidga bolalarini ko'tarib kelib maxsus bir o'ringa qo'yib qo'yganligini ham dalolat qiladi bu hadis sharif. Bu hadis sharifni mana Abu Qatoda Al-Haris ibn Rib'i rivoyat qilyaptilar. Hadisni Imom Buxoriy hadis to'plamlarida keltirganlar mana. Hadislarni agar tushunib o'qilinsa bizi hozirgi holatlarimizdagi qaysi bir yechilmayotgan masalalarni o'zi yechib aniqlab beradi. Bunga diqqat berib e'tibor berishligimizda qolgan xolos. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham islom dinidagi haqiqatlarga yo'llasin. Bu haqiqatlarni eshitilganda qabul qiladiganlardan qilsin Alloh.